Kanal Şirketler Grubu ve Ermetaş Limited'in sunduğu Bakış Açısı başlıyor. Bugün 1 Temmuz 2016 Cuma. Hasan abicim, 1 Temmuz'a geldik. Hasan abi, şaka baka. Evet, bir yıl, bir ay daha, özür diliyorum, geride kaldı. Vallahi öyle. Aylar başlamadan bitiyor. Bitiyor. Mühim olan o aylar içerisinde bizim ne yaptığımız. Ha? Biz aynı sorunları, şimdi bu program nedeniyle de mesela bir yıl geçecek Cem. Evet. Biz aynı sorunları tartışıyor olacağız programda. Konuşmaya bu ne demek? Yani çok kötü bir şey. Ne yazık. Geçen gün de konuşmuştuk, seyirciler bıktı, izleyiciler bıktı demiştin. Su. Ama evet, bu bizim hatamız değil. Yani biraz önce sordun nereden başlayalım? Sudan demedim. Ama şimdi sudan başlarsan neler gelecek başına yani izleyicilerden. Evet. Çünkü su tartışmaları da hala devam ediyor. İşte bugün Lefkoşa'da şey var, değil mi? Belediye meclisinde oylama var. Oylama yapacak suyu, yeniden oylayacak. Neyse, güzel haberler de var bu ara tabii suyla ilgili. Evet, suyun i̇şte gittiği yerler var. Suyun gittiği yerler var. Memnun olan yerler var, Mağusa mesela örnek. Tabii bence gene sorunlar var. Yani su gitti, inşallah devamlılığı da olur. Yani teknik vesaire, evet, başka arızalar olmaz. Ama biz sistemi iyileştirme konusunda hiçbir adım atmadık. Yani bu susuz yaz günlerinde insanların susuzluktan Kıbrıslı deyimiyle grak grak ettiği bir dönemde tabii belediye meclisleri de baskı altında bu kararları aldılar. Geçiş ama aslında bu bir geçiş dönemi. Evet. Ama gerçekte bu bir geçiş dönemi mi? Yoksa gerekli hazırlıklar, ihaleler, şunlar bunlar yapılmazsa bir yıl diye tasarlanan bu geçiş dönemi 3-5 yıl olur mu? Zaten su çeşmeden aktığı sürece de kimse bunu umursamaz mı? Evet, bunlar çok ciddi sorular. Belediyeler aldıkları suyun parasını ödeyemez duruma gelirler mi? Evet. Çünkü aldıkları suyu %40-50 kayıpla nasıl dağıtacaklar? Çünkü %50 kaybınız varsa 2.30 4.60 demektir. Size tamam, maliyeti. Maliyeti. Yani haneye verdiğinizde tamam, diğer maliyetleri düşündüğünüz zaman işte size maliyeti 5-5.5-6 hatta. Evet. Bunu satacaksınız. Pekala, bu tahsilat oranınız ne olacak? Şimdiki durumda kalırsa tahsilat oranınız %40'larda, 50'lerde tahsilat yapan belediyeler olduğunu duyuyoruz. Hı hı. Tamam, yani o zaman işte o para oluyor 6.90. Yok. Çünkü sen 6.90 olmuyor. %50 tahsilat. %50 kayıpla 12 oluyor o zaman. %50 kayıp bir parasını toplayamadığının maliyetini topladığının, hı, üstüne koyman gerekir. Ha, bir de oradan koyalım. Ya 10-12 olur. Ve ana maliyette 6. Yani anlatabildim. Dolayısıyla bütün bunlar, yani bu altyapı yatırımları, tahsilat için modernleşmek, yani bilgisayar teknolojilerinden yararlanmak vesaire, partizanlık yapmamak
Mehmetçik Belediyesi'ndeydim Hasan abi. Orada Eyüp diye bir arkadaş var, onunla konuşuyorduk hatta. Masada bir şey dikkatimi çekti. Ki daha önce başkanla konuşmuştum bunu, başladık demişti bu şeylere. Nedir o? Ön ödemeli sayaç, su sayacı. Şimdi çok belediyede var. İşte, yani böyle karma bir hal aldı şey. Yani bütün sayaçlar faturayla çalışan değil. Şimdi tabii ki nüfusu daha az olan belediyelerde böyle bir operasyondan bütün sayaçları değiştirmek kolay. Hı-hı. Ama bir şekilde büyük belediyelerde de bunu yapmak gerekiyor. Ön ödemeli sayacın bir sıkıntısı şu. Yoksul aileler yani o parayı bulup kontu alamadığınızda otomatikman susuz kalıyorsunuz. Yani biraz sosyal yanı acımasız bir şeydir konturlu sayaç. Hmm. Ama silahta tabii büyük bir etkinlik sağlayan bir metottur. Kesinlikle. Yani direkt tahsil ettiğiniz bir şey. Peşin. Hatta yani varlıklı aileler bakımından da gidiyorsunuz, konturunuzu yüklüyorsunuz. Sonra su bitince fark ediyorsunuz ki ön ödeme bitmiş falan. Evet. Onun neyse var galiba bir şeyi, bir önlemini alıyor galiba belediyeler, bilmiyorum. Sormuştum Girne Belediyesi'ndeki arkadaşlara. Evet, bu sayaçlar yani bu anlamda bu tahsilat konusunu açtığın için söyledim bunu ben de. Evet. Yardımcı da. Yardımcı oluyor önden. Dün bir konuyu konuşuyorduk. Bu suyu kapatıyorum Hasan abi. Zaten çok elini boyuna çok konuştuk bunu. Ayrıca bir özel bir şey olursa konuşuruz. Zaten ben biliyorsun önümüzdeki hafta itibariyle bir ay boyunca yokum. Seni bensizlikle mükafatlandırıyorum Hasan abi. Fena bir mükafat değil belki de. Bunun suyla ne alakası var canım? Hayır, az önce dedim ya, yani yeni bir gelişme olursa bunu konuşuruz. Hı hı. Sonra dedim ki bir ay boyunca ben yokum, nasıl konuşacağız, öyle geldi aklıma. Şimdi dünkü Kıbrıs var mı sevgili Mustafa? Dünkü Kıbrıs'ı verelim. Dünden kalan bir konu olduğu için devam edelim Hasan abi. Dün kuraklıkla ilgili konuşuyorduk burada. Kuraklık ödemeleriyle ilgili. Ve devlet arazileri kiralıyor. Bu ekinlerin ekilebilmesi için kiralıyor. Ardından da bu kiraladığı araziler için de para ödüyor. Teşvik ödüyor. Değil mi? Ekilmesi için. Evet. Ondan sonra kuraklık... Doğrudan gelir desteği ödüyor. Evet, doğrudan çünkü o arazileri kiralayanlar otomatikman çiftçi durumuna geliyorlar. Evet. Ve çiftçilere verilen, çiftçilik için verilen doğrudan gelir desteği var. Onu ondan anladım. Yararlanma hakkı elde ediyorlar. Sonra kuraklık oluyorsa onun ayrıca tazminatı var. Tazminatını alıyorlar. Evet. Şimdi durum bu. Dün de sormuştuk. Peki ne kadar para kazanıyor devlet bu kiralardan, bu kiraladığı yerden? Ne kadar doğrudan gelir desteği veriyor ve ne kadar kuraklık ödüyor? Evet. Dün Erkut Şahali konuyla ilgili bir önceki Sayın Bakan, Tarım Bakanı konuyla ilgili bir mesaj gönderdi. Devlet tarımsal rezerv arazilerde ortalama 3 milyon gelir elde ediyor dedi. Yine ortalama 3.4 milyon doğrudan gelir desteği ödemesi yapıyor. Yani 3 milyon bir gelir elde ediyor kiraladığı arazilerden. Bu arazilere 3 milyonluk gelir elde ettiği arazilere, ki sadece onlar değil başka araziler de var değil mi? Sadece kiraladığı arazilere vermiyor. Hayır, sadece kiraladığı arazilere verdiği söz ediyor kötü. Sayın Bakan. Daha kötüymüş. Ben size genel zannettim. Tabii 3,5 milyon 3 milyon doğru. Aldığı 3 milyonluk gelir elde ettiği öyle yazmıyor mu? Dur veririm. 3.3 milyonluk gelir elde ettiği arazilere 3.4 milyon geri para veriyor. Diyor ki alın bu parayı, doğrudan gelir desteği bu. Ekin. Yaklaşık 120 bin dönüm arazi yıllık bazda kiralanıyor demiş. Yani bu sadece 120. Devletin rezerv olarak ayırdığı, tarımsal maksatla kullanmak üzere ayırdığı ve kiraladığı arazilerle ilgili bir dökümdür. Çok teşekkür ediyorum Sayın Şahali'ye bu arada. Çünkü dün bunu ben rakamları bilmeden, mekanizmayı bildiğim için gündeme getirmiştim. Devlet önce kiralıyor, yani tekrar ediyoruz ama sonra üstünden doğrudan gelir desteği veriyor. Kurak yıllarda da o araziler için kuraklık tazminatı ödenmiş oluyor. Tabii bunu kim ödüyor? Görünüşte
tarım sigortası ödemiş oluyor ama dünkü konumuz neydi? Tarım sigortasında böyle bir para yok. Hı hı. Ve bu paranın nereden bulunacağı da şu an itibariyle belli değil. Şimdi Sayın Şali bize gönderdiği SMS'te tekrar edelim. Diyor ki rezerv arazilerde ortalama olarak devlet 3 milyon gelir elde eder. Yine bu araziler için 3.4 milyon doğrudan gelir desteği ödemesi yapar. Ve bu arazilerin miktarı 120 bin dönümdür yaklaşık olarak. Yani şimdi 800 bin dönüm kuraklık varsa bu 800 binin 120 bin dönümü evet. Ne kadar olduğunu oranla bulabilir misin? 12,5 mu? Ne kadardır bu? Şu anki mi? Hı. 800 binde 120 bin. Tamam bulurum. Tamam. Şimdi hayır kuraklık tazminatı yuvarlak olarak 50 milyon hesaplandığına göre tamam yani 7-7,5 milyon TL'si de bu kuraklık tazminatının bu araziler için verilecek. Yani devlet bu araziler için 10 milyon TL'lik ödeme yapıyor, 3 milyon TL gelir elde ediyor kurak bir yılda. Yani bu arazilerin 7 milyon zararda devlet. Kiralanmasıyla yapılan iş budur devlet bakımından. Yani bir şekilde bu arazilerin kiralanması için ben, yok şimdi özetini yapıyorum tam da özetidir. İnsanları bıraksak birbirlerinin gözlerine yumruk atacaklar. Nedeni budur işte. Yani devlet dairelerinde ve bir hükümet geliyor kendi yandaşlarına bunu kiralamaya çalışıyor. Diğer hükümet geliyor kendi yandaşlarına bunu kiralamaya çalışıyor. Şimdi nedeni çok daha net bir şekilde onun için bir kez daha teşekkür etmek lazım geliyor Şahali'ye. Anlaşılmış oluyor. Yani bu bildiğin rant kapısı. Evet. Tamam. Yine bu arada dün Sayın Çavuşoğlu bugünkü Tarım Bakanı konuşmuş mecliste. Yani sabahleyin burada biz konuştuk. Kıbrıs Gazetesi'nin manşetindeydi kuraklık ödemeleri. Dün Perşembe mecliste gündem dışı konuşmalar olur genellikle. Sayın Bakanlar onlara ilişkin açıklamalar yaparlar. Aynen gazetenin verdiği haberi doğruluyor Sayın Çavuşoğlu ve diyor ki kuraklık kapsamına 800 bin dönüm giriyor. Elimizdeki kaynakla bunu karşılamak imkansız. Ek kaynak gerekiyor. Tabii ben gazetede de göremedim Sayın Çavuşoğlu'nun konuşmasını. Bilmiyorum sen görebildin mi? Bakabilirim. Yani rakamlar var mı? Çünkü ek kaynak gerekiyor dediğimizde de yani böyle konuyu birazcık hafife almış gibi oluyoruz. Çünkü rakamları söylemeyince aslında onların neye muadil olduğunu da belirtmeyince vesaire yani böyle küçümsenme gibi bir durum ortaya çıkıyor. İşte bu kurak adada kuru ziraatın bedeli budur. Bunu yapmaya devam edip etmeyeceğine bu halk karar vermelidir. Demokratik ölçüler içerisinde. Evet. Yani mesele budur. Dün bunları söylerken çiftçilerimizden de özür dilemiştim. Bunun onların faaliyetiyle hiçbir alakası yoktur. Bunun doğrudan devletin sorumluluğundadır. Kendi teşvikleriyle vesaire insanları daha verimli alanlara yönetmesi. Hatta bunun içerisinde tabii yine tarımsal etkinlikler vardır. Yani evet. Tarım demek ille kuru tarlaya arpa buğday ekmek demek değildir. Hele bu çağda. Evet efendim kuraklıkla ilgili dünden kalan konumuzu bu şekilde tamamlamış olduk. Hızlı hızlı geçiyorum konuları Hasan abi. Erkut Şahin'in açıklaması bu anlamda yani açıklaması derken bize gönderdiği mesaj bu anlamda bize de ışık tuttu. Durumun vehametini ortaya koymuş oldu aslında. Evet. Ben dün konuyla ilgili mesaj geldiğinde Hasan abiye dedim ki Hasan abicim bir 10 bin dönüm arsa biz de kiralayalım
Arsa demez oğlum. Arazi, tarımsal arazi. Kiralayalım. 10 bin dönüm arsan olsa Cem ne olurdun benim? Paşa. Neyse, 10 bin dönüm bir arazi kiralayalım. Sevgili Mustafa'ya da söyledik hatta, değil mi Mustafa? Mustafa okeyim diyor orada. Ben okeyim abi, siz başlayın gidiyorum diyor. Biz bu işleri yapmayalım, gidelim güzel güzel Hasan abicim. 10 bin dönüm arazimize. Zaten hiçbir şey yapmasak bile para alıyoruz her türlü. Hiçbir sıkıntı yok yani. Üste para alıyoruz yani. Evet efendim. Bize de mi lo lo lo? Bunu verelim lütfen sevgili Mustafa. Diyalog gazetesinin manşeti o. Rum mahkemesi yeterli kanıt olmadığı gerekçesiyle Talat'a saldıran Elam teröristlerini suçsuz buldu. Rum mahkemesi 2 yıl önce Limassol'daki konferans sırasında 2. Cumhurbaşkanı Talat'a saldıran ve koruması Ersöz Paşa'yı yaralayan terörist Elam mensuplarını suçsuz bulduğunu açıkladı. Mahkemenin bu kararı Rum yönetiminin terörist Elam'ı koruduğu yönündeki iddiaları bir o kadar daha güçlendirmiş oldu. Evet, Talat Rum mahkemesini değil Rum polisini suçladı ve başarısız dedi, başarısız olarak nitelendirdi Rum polisini ikinci cumhurbaşkanı. Evet, ikinci cumhurbaşkanımız sorumlu mahkeme değil, Rum polis makamlarıdır. Rum polisinin kendi ekibinden Ersöz Paşa'nın boyundan zorla ve kırarak kamerasını aldığını anımsatarak, tüm bunlardan sonra polisin yeterli delil toplamadan, hatta delilleri karartarak sunma ihtimalini göz ardı etmiyorum dedi. Rum polisi delilleri kararttı diyor aslında Talat bu cümlelerle. Benim sorumlu tuttuğum mahkeme değil, polis makamlarıdır diyor Talat. Evet, bunları Aytu Türkan anlatmış. Aytu Türkan'ın şimdi, haberi. Şimdi tabii bilmiyorum, zaten bir sisteme dışarıdan baktığınız zaman polis mahkeme falan diye ayırmak ne kadar doğru. Yani tabii ki içinden olduğumuzda, yani mesela bizim kendi ülkemizde bir şey olsa aynen Sayın Talat'ın yaptığı gibi, acaba polis yeterli delili mahkemeye sundu mu? Evet. Tarikatını derinleştirip o zanlıları mahkum ettirecek delilleri topladı mı? Toplamadı mı? Yani olayın tahkikatını tamam yapıp yapmadı mı diye ilgi duyarım doğrusu. Ama şimdi Rum tarafında bu kadar politize olmuş bir olayda, yani KKTC'nin çözümcü, barışçı, ilk cumhurbaşkanı sayılan ve işte bu manada birçok iş yapmış olan, anlam planı döneminde, ondan sonra yani başbakan olarak veya parti lideri olarak, sonra yani müzakere sürecinde çok önemli işler yapmış olan, Sayın Talat'ın Güney'de verdiği bir konferansta dikkat edeceğim. Yani bir arbade yaşanıyor. Ardabe veya neyse. Arbede. Arbede. Yaşanıyor. Ve yani orada hiçbir şey olmamış gibi bir sonuç çıkarıyor Güney'deki adli makamlar. Adli kovuşturma veya adli yargılama makamları. Bu enteresan. Değil mi? Yani nihayette böyle bir olayda siyasi üst makamlar bile, yani bugünkü durumda Anastasiadis vesaire bile bunundan ilgilenip takip etmesi lazımdı. Polisin müdürleri üzerinde ne yaptınız bu işi, bu delilleri topladınız mı, toplamadınız mı? Çünkü kimse inkar edemez ki yani tamamıyla da bağımsız değildir. Özellikle polis tahkikat, yani siyasi etkilerden tamamen arındırılamaz. Mahkeme için aynı şey birebir söylenemese bile. Tamam. Dolayısıyla bu çok kötü bir örnek oldu. Yani aslında dün biz çok kötü bir gün yaşadık bu manada. Çünkü bundan ayrı olarak, yani bu olayın olduğu tarihten bu yana işte gençlere saldırılar oldu. Geçen hafta durmadan Aynapa'da meydana gelen olayı veya Aynapa yolunda meydana gelen olayı tartıştık. İşte gençler orada tahrik edici hareketlerde bulundular mı, bulunmadılar mı? Bunları tartışırken ortaya
önemli bir siyasi liderimizin konferansında yaşanan kavga nedeniyle diyeyim ben, dilime daha uygun olan bir şeyle, evet, düzenlenen mahkemede veyahut çıkılan mahkemede beraat. Şimdi siz bunu Kıbrıs Türk halkına nasıl izah edeceksiniz? Ha, yoksa böyle bir izahat sorumluluğumuz yoktur bizim kardeşim. Yani ne izahatı derse eğer Rum adli makamları veya Rum siyasi liderliği, tabii söylenecek hiçbir laf yok. Yani bir hesap verme gayreti yoksa, evet, ortada söylenecek hiçbir yorum da kalmaz. Yani o zaman buna gelirim zaten. Ne hesap vereceksiniz? Ve bunu biraz daha da genişletirim. Bak şimdi önemli bir şey söyleyeceğim. Evet, herkes hazır olsun. EOKA terörü 50'lerde, 60'larda, 70'lerde, diğer başka olaylar, bir tek vaka, bir Kıbrıslı Türk'ü hakim unsurdur Rumlar. Devlet mekanizması, devlet olduklarını iddia ederler. Terörist değiller, devlettirler. Biz teröristik ya, isyan ettik ya Kıbrıs Cumhuriyeti'ne vesaire. Onlar, ama onlar devlettir ya. Öyle diyorlar bu, ya. Bu devlet bir Türk'ü dövdü, vurdu, öldürdü diye bir Rum'u mahkum etti mi şimdiye kadar? Tarihi boyunca. Etti mi? Ben etmediğini biliyorum. Daha geniş bakalım. Şimdi seni izleyen izleyiciler arasında şunu soran da var. Tamam, KKTC kimseyi dava etti mi? Bizde zaten o kadar yaygın bir şey olmadı ki. Ne hani mesela 73'ten beri kapılar açık. Bir olay olduğunu hatırlıyorum. Galiba yolda bir araçla ilgili bir şey olduğunu hatırlıyorum. Onun mahiyetini bile unuttuk yani. Bunun dışında mesela şeyden sonra kapıların açık olduğu dönemde hiçbir şey olmadı burada. Ayrıca 63-74'ü söylüyorsun. 63-74 arasında biz zaten zayıf taraftık. Biz kime ne yaptık? Rumlara. Evet. Yani bir tabii ki çarpışmalarda bazı Rumlar da zarar gördü, şu oldu, bu öldü, öldüyse öldü. Ama devlet onların elindeydi o zaman. Biz zaten saldırıya uğrayan taraftık. Limassol'da çarpışma olduğunda kendini savunan insanlar, karşılarındaki Rumlara zarar verdiyse onları yargılayıp mahkum mu edecektik? İşte onu soruyorlar sana şu an. Sorsunlar, işte cevap veriyorum. Ve dediğim gibi onlar kendileri bütün adadaki insanların devleti olduğunu iddia etmiyorlar mı? Ve bu iddiada da kararlılar işte. Tamam. Bu kadar da olay olmuyor mu? Ve cezalı. Olmadı mı? Bir olay. Özgürler yani. Bir olay olsun ki. Bir herhangi bir Türkiye. Yani bir vaka göstersinler ki biz Rum vatandaşlarımıza da, Türk vatandaşlarımıza da devlet eşit mesafededir. Bak şu Rum'u mahkum ettik. Şu Türkiye kötü davrandığı için. Öyle bir şey yok şimdiye kadar. Sonra gel çözüm yap Hasan abi. Çözüm zaten belki de bunun için gerekleyeceğim. Bunu siz de söyleyince siz çözümsüzlüğe oynamaya başlıyorsunuz. Hayır. Bak şimdi ama geçen gün bunu çok net açıkladım. Şimdi bu cümleyi kurduğumuzda zannediliyor ki işte sen mesela çözüm zaten bunun için geçerli deyince o zaman ben de şu argümanı kullanıyorum. Bu adamlarla nasıl çözüm yapacaksın? Yarın bu mahkemeler herhangi bir saldırıda, Türklere olacak olan saldırıda herhangi bir Rum'u cezalandıracak mı? Ama sistem ona göre olacak. Hangisi ona göre olacak? 60 sistemi de öyle değil miydi? 60 sisteminde de vardı bu tabii. Türklerle Rumlar arasındaki davalar farklı görüldü. Sadece Rumlar arasındaki davalar farklı kim görüldü. Kim görürdü Türklerle sadece Rumlar arasındaki davaları? Yani Rum yargıçlar görmezdi şimdiki gibi sadece. İşin güzel tarafı şu. Biz bugün bunları tartışmalı, bunları konuşmalıyız. Biz bu tehlikelere dikkat çekmeliyiz ki müzakere masasında olan yöneticimiz, liderimiz Sayın Akıncı özellikle bu konularda bu tür olaylar olduğunda kararlar nasıl alınacak? Onlar konuşuluyor zaten de. Ha. Yani ama şeyde haklısın. Yani bir şekilde bizim bunları konuşmamız
dolaylı yollarla da olsa müzakere sürecine katılımımızdır, katkımızdır. Yani bunda haklısın. Bu nedenle işte bizimle aynı görüşü taşımasa bile insanlar görüşlerini belirtmeliler. Özellikle böyle müzakerelerin etkin bir şekilde sürdürüldüğü dönemlerde ki yani bu bir şekilde müzakere masasına yansısın veya diğer toplumuna bir mesaj olarak gitsin ve ona göre de yani şekillensin. Evet, aksi eğer bir çözüm planı ortaya çıkarabilecekse bu müzakereler ona göre şekillenmesine katkıda bulunmamız gerekiyor hepimizin. Yani bunları konuşarak yaptığımız bu olur aslında. Katkı koymak olur. Evet. Aksi halde çözüm umuduyla ortaya konulacak metinde işte tüm bu olaylar insanların aklında güvenlik sorununu ortaya çıkaracaktır. Zaten şu anda hali hazırda o vardır. Yani bir güvenlik sorunu var. Ben Rum tarafına gittim, benim başıma bir şey geldiğinde şu an bunun sorumlusu hiçbir şekilde cezalandırılmayacak. Ben yaşadığımla, ben bana yapılanla kalacağım. Bu cezalandırma bir süre daha bu şekilde devam ederse, olmama işi bir süre daha böyle devam ederse, bu sefer kuzeyde bu şiddet olayları olacak. Çünkü sen hakkını alamıyorsun. Düşün, orada saldırıya uğrayan gençler, şimdi yarın öbür gün burada yapmasınlar lütfen, buradan rica ederim. Ama orada hakkını alamadığı için işte orman kanunu dedin ya dün. Bu sefer o devreye girecek. Bu sefer o Rumlar buraya geldiğinde farklı bir şekilde o çocuklar mesela veya başkaları orman kanunu devreye girerek kendi adaletini kendin uygulamaya başlayacaksın. Çünkü sen benim adaletimi uygulamıyorsun. Ve bu işin sonunu alamazsın. Yani bu işin sonu yok. Tabii dediğinde haklı olduğun yanlar çoktur Cem. Şunda da haklısın. Tabii yani bize yakışmaz. Bu haklar zaten başka şekillerde alınıyor. Şöyle yaparak, yani ille de cezalandırarak değil, zaten işte siyasi mekanizmalar, bak konuşuyoruz, ediyoruz. Evet. Bir şekilde kimin haklı, kimin haksız olduğu meydana çıkıyor. Onunla yetinmek gerekiyor. Ama yetinilmemesi durumunda da yarın dediğin gibi güneyde saldırıya uğrayan gençlerin arkadaşlarıyla birlikte vesaire gruplaşarak, yani biz de kuzeyde benzer şeyleri yapalım demesi garip kaçmayacak. Yani hiçbirimiz için. Dolayısıyla yani bu takiplerin mutlaka yapılması ve vicdanları rahatlatacak şekilde de neticelendirilmesi gerekiyor. Ama ne yazık ki dediğim gibi dün çok kötü bir gün yaşadık dedim. Bir saldırının olmasından belki de daha kötü bir gündü. Çünkü Mehmet Ali Talat gibi birinin konferansında davetli misafir, ne dersen de gittiği bir konferansta kavga çıkaranların beraat etmesi tabii çok kötü bir örnek teşkil edecektir. Bunun altını da tekrar çizmek gerekiyor. Evet. Sevgili Mustafa, o gönderdiğim şey vardı Kıbrıs gazetesinde. Bunu kapatıyorum Hasan abi. Tamam, kapat, zaten çok uzatmak bir şey değil. Ha, bu konuyu hızlı geçelim istiyorum. Lefkoşa Belediyesi'ni zor günler bekliyor dedi Sayın Harmancı. Bugün de şey var, Lefkoşa Belediyesi'nde oylama var. Sonrasında da bu konunun sonrasında da Karpas konusuna geçeceğim, orada bungalovlara. Tamam, sadece evet geç. Bunu bir Lefkoşa'yı bitirelim. Ama ona bakmak lazımdı, yani sen aldın gazete, ben bakamadım şeyde. Ha, neden batacak? Yani ya. Evet, nedenleri önemli. Yani sen belediye başkanı diyor ki Lefkoşa Belediyesi'ni zor günler bekliyor. Önümüzdeki aylarda personel maaşlarında ödeme sorunu yaşayabileceği açıklandı. Çalışanlardan fedakarlık istendi. Çünkü tabii Lefkoşa Belediyesi'ndeki durum Sayın Cemal Bulutoğlu'lar döneminde şuna gelmişti. Çok sayıda personel alındı. Personel maaşları yani gelirlerle, normal gelirlerle karşılanamaz duruma geldi. Sonra Sayın Kadri Fellahoğlu bir yıl için görev yaptı. Bulutoğlu'nun istifasından sonra yapılan seçimle beraber. Bir yıl sonra seçime yeniden gidildi, olağan seçime. Sayın Harmancı göreve geldi. Şimdi aşağı yukarı iki yıldır bu görevi sürdürüyor. Evet. Şimdi dışarıdan baktığımız zaman görüyoruz ki Lefkoşa Türk Belediyesi'nde
bir şekilde yaratılmış olan mali dengesizliğe karşı bir önlem alınmadı bu süre içerisinde. Değil mi? Evet. Yani personel azaltılmadı. Evet. Toplam giderleri personel harcamalarını azaltacak şekilde diyelim ki maaş düzenlemeleri yapılmadı. Yani sendika var vesaire, sendika bu işe yanaşmadı. Yani ne haksızca alındığı, partizanca alındığı iddia edilen, biz tabii ki hiç kimsenin ekmeğinin, şuyunun, buyunun peşinde değiliz ama neticede ortada bir vaka varsaydı, yanlış istihdamlar, partizanca istihdamlar vesaire varsaydı bunun bir de geri dönüşü olması gerekirdi. Bunların hiçbirisi yapılmadı. Sayın Harmancı biliyoruz bazı gelirler peşine düştü. Mesela genelde alınmayan bazı vergilerin sadece Lefkoşa'da toplanması, işte tabela vergilerinin beklenenlerden çok yükseğe çıkarılması gibi yani teşebbüsleri oldu. Ek gelir elde. Bunların da tabii somut getirileri olamadı. Çünkü yani ekonomik hayatta o kadar güllük gülistanlık değil. Her saldığınız yani, vergiyi böyle olmuyor yani. Gelmiyor yani paralar. Dolayısıyla bunlar da gerçekleşemedi. Yani halktan para toplama gayretleri de diyelim boşa çıktı. Yani gideri kısamadı. Geliri arttıramadı. Başkan diyorsun Hasan abi. Dışından bakıldığı zaman öyle tabii. Yok, tahsilatı artırabilir. Şimdi bunun içerisinde görebiliriz ki bak mesela hemen böyle göz atarak fark ediyorum. Lefkoşa Türk Belediyesi'ndeki personel sayısının 900'den 850'ye düştüğünü anımsattı. Yani bu bir şey ifade ediyor mu ama? Etmiyor. Yani bir şekilde emekli olan veya birkaç kişi görevinden uzaklaştırıldı. Onu da haberlerden hatırlıyoruz. Tam olduğunu bilmiyorum. 15 kişi. Bak burada hemen yazıyor. O disiplin soruşturmaları neticesinde 15 kişi işten çıkarıldı. Bazılarının da soruşturma nedeniyle istifa ettiğini kaydetti. Dolayısıyla 900'den 850'ye düştü ama bu işte yeterli olamıyor. Evet. Mesela. Yok, daha önce şey yapılmıştı onunla ilgili hesap, 400 ile 450 arasında olması gerekiyor diye belediye çalışanlarının sayısı Hasan abi. Yani orada çünkü nüfusa oranla çalışan sayısı var, onu oranlıyorsun dünya standartlarında. 400'de yasası var onun, yasaya da bellidir yapılabilecek olan istihdamlar. 400'de 450 diyebiliyorum dünya standartlarında, bu nüfus oranına sahip bir belediyenin çalışan sayısının olması gereken rakamı. Şimdi mesela su, bu kayıp kaçak oranı nedeniyle Lefkoşa Türk Belediyesi'ne ciddi bir problem olabilir aynı zamanda. Yani şimdi bu akşam olumlu bir karar çıkması bekleniyor. Verelim yeni düzeni, en aşağısını Mustafa, yeni düzenin en altı. Yeni Düzen gazetesi olası tabloyu açıklamış. Bugün CTP'den 5 evet, 1 hayır, 1 kararsız, 1 de yurt dışında diyor. Bu Lefkoşa'da bu kez suya evet eğilimi var ya Mustafa, o kısmı okuyorum. Demokrat Parti'den 1 evet, TDP'den 4 evet, 2 hayır, UBP'den 5 evet, YKP'den 1 hayır, bağımsız 1 evet. Yani sonuç 16 evete 4 hayır çıkacak diyor. Tamam, yani şimdi bunun gerçekleşmesi halinde yeni düzenin yaptığı bu çalışmanın gerçek olması halinde, ki herhalde aşağı yukarı gerçek olacak diye düşünüyorum ben de. Evet. Gerçek olması halinde Lefkoşa Türk Belediyesi suyu kaça satacak? Harmancı diyor ki Kıbrıs Gazetesi'ndeki röportajında, benim önerim 6 tona kadar 4.8 TL, 6-14 ton arası, bak araları da kısmışlar ki herhalde kıstı veya Sayın Harmancı ki kaynaklarını korusun diye. Çünkü genellikle 10 tona kadar bir tarife, ilk basamak tarife belirlenir. 6 tona indirmiş. 4.8 TL. Bu bile önemli bir rakam. 6-14 ton arası 6 TL. 14 ton ve üzeri lüks tüketim demiş buna. 7 TL'nin üzerinden faturalandırılması. 7 TL'nin üzeri derken ne kadar? Yani 7 TL, 7.5 TL de 7 TL'nin üzeridir. 17 TL'de 7 TL'nin üzeridir. Evet.
suyun bize maliyeti 6.3'tür. Şu anda %35 civarında bir kayıp var altyapıda. Bununla ilgili çalışmalarımız var. Neyse yani bu paralar, özellikle şimdi kayıplar, bir de tahsilat yapılamadığı takdirde ve belediyelerin maliyeden aldıkları katkıdan aldıkları suyun faturası kesilip DSİ'ye ödenecek, böyle bir mekanizma öngörüldüğünü biliyorum. Bu durumda devletten aldıkları katkıyı su parası olarak tahsil etmeleri gerekecek. Çünkü su parasını onlar adına Maliye evet. Bakanlığı peşin olarak ödemiş olacak. Bu da ciddi nakit akışı problemlerine de neden olabilir belediyelerde. Tamam, biraz önce söylemeye çalıştığım buydu. Yani bu sıcak yaz günlerinde suyun gelmesi çok önemli. Biz de zaten burada hep aynı şeyleri söyledik ama bunun işte gerek teknik gerek yasal hukuki altyapılarının yapılmaması belediyeleri önümüzdeki günlerde çok 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 zor durumlara düşürecektir. Bunun yolu bir zaman yani bir zaman dediğim bir ay kadar önce Ahmet Bendi bunu söylemişti. Bir an önce bu suyları bizden alsınlar demişti. Hatırlıyor muyuz? Belediyelerin Sayın Çavuşoğlu'yla yaptığı bir toplantıdan sonra söylemişti evet, Ahmet Bey bunu. Suyla ilgili personeli, belediyelerin evet. Suyla ilgili personeli bu alın boşuna dedi. Söylenmiş bir laf değildi ama sonra tekrar edilmedi nedense. Şimdi orada şunu mu yaşayacağız diyorsun boşuna değil derken Hasan abi. Yarın öbür gün bu su oradan alınınca belediyeler diyecek ki biz maaşları ödeyemiyoruz. Nasıl maaş bu su oradan alınınca? Bu su oradan alınsın demişti Ahmet Bendik. Tamam, su alınacak. Personel alınmayacak belediyelerden. Mevcut hali korunacak. Tamam, şimdi sen başka bir veçesine geçtin. Ama dur, atlama. Başka bir aşamaya geçtin. Ama bunu Ahmet Bendi neden söylemiş olabilir? İşte bu yüzden söylemiş olabilirdi. Ha, su belediyelerden bütünüyle alınsaydı ne olurdu? Su işlerinde çalışan personel, onlar için yapılan harcamalar belediyelerin bir yerde sırtında yük olarak kalmış olurdu. Evet, o zaman da onunla bir çözüm düşünmek gerekirdi. Yani su işleri bizdeydi. Biz bu kadar personel istihdam ettik. Tamam, suyu bizden alıyorsanız personeli de alın dediler mı demesi gerekirdi belediyelerin. Ama dikkat et, bunlar arada dolaştı bu laflar. Ama hiç ciddi bir şekilde masaya gelmediğini anlıyoruz şimdi. Neden? Bunu anlamış değilim. Evet. Sayın Bendit'in de bunu neden bir defa ifade edip sonra geri çekildiğini ve son zamanlarda da hiç konuşmadığını anlamış değilim. Belediyeler Birliği Başkanı olarak sanki bu konudaki faaliyetlerine ara vermiş gibidirler. Zaten Gönyeli Belediyesi de şu ana kadar herhangi bir toplantı yapmadı. Dikkat edersen Gönyeli Belediyesi'nin tavrıyla ilgili de herhangi bir haber de çıkmıyor basında. İlginç. Sayın Bendi sırasını bekliyor herhalde. Herkes yapsın yapacağını da ben son konuşacağım diyor da olabilir. Dolayısıyla yarın ortaya çıkıp benzer hep bunları söylediydim diyecek bize Ahmet Bendi. Yani i̇şte benim endişemi sana söyleyeyim mi? Benim endişem de şu, yarın öbür gün belediyeler, az önceki o cümleye girme nedenim o. Belediyeler biz bunu söylemiştik, bak battık demesin. Suyu 2.30 TL'den devlet su işlerini aldıktan sonra. Demesin diye bir şey yok. Söyleyecekler diyorum ben de sana. Ama batmasınlar işte şimdiden. Nasıl batmayacak? Yahu işten çıkaracak, bilmem ne yapacak, ne yapacaksa onu yapacak. 20 TL'den su satması gerek. Benim şirketim var, tamam. Sonra benim şirketim batıyor. Tamam, işte belediyeyle senin şirketin arasında da bazı farklar var. Öyle yönetecekler ama işte olmaz. Şimdiden devletin de burada İçişleri Bakanlığı'nın da üstüne düşen görevler var aslında. Şimdi biraz önce başka bir şey konuştuk. Lefkoşa Türk Belediyesi'ne partizanca personel alımları yapıldı. İşte herkes öyle kabul ediyordu. Yani UVP'lisi, CTB'lisi, DP'lisi vesaire falan değil mi? Evet. Sayın Bulutoğlu'larını suçluyordu vesaire. Sayın Bulutoğlu'lar istifa etti. Seçim oldu. Seçimden sonra gelen belediye başkanı Sayın Kadri Fellahoğlu demedi.
arkadaşlar Cemal Bulutoğlu döneminde alınan insanları uzaklaştırıyorum demedi. Sayıştay rapor yazsın şu bu dedi. Sayıştay raporları bilmem. Ve o yüzden kazanamadı bir sene sonra zaten. Hiçbir şey yapmadı. Tamam o kazanamadı. Tamam. Harmancı kazandı. O Harmancı da demedi. O da yapmıyor. O da kazanamayacak demek tamam. ki. Yani demek ki şimdi biz buna da dikkat edelim. Sen diyorsun ki benim şirketim var. Ben şirketimi böyle idare ediyorum. Ama senin şirketin senindir. Baktığı zaman sen de beraber bakmış oluyorsun. Demek ki belediye başkanları belediye battığı zaman bitireyim cümlemi belediye battığı zaman batmış olmuyor ki yani ne bir cezası var ne bir başka şey yaptırımı var. Bu senin şirketini yönetirken davrandığın gibi davranmıyorlar. Aynen. Demek ki o cezaların olması gerekiyor. Veya başka bir şey. Şimdi ben öyle bir şey demedim. Sadece sorunu ortaya koydum. Peki bu belediyeleri kim denetliyor abi? Bana sorarsan belediyeler denetimsizdir. Cumhuriyettir yani kendi başına. Evet. Bir devlet. Ben merkezi hükümetin bu İçişleri ve Yerel Yönetim Bakanlığı'dır şimdi. Veya bakanlığa kurulun veya bir başkasının yeterli denetimi yaptığını, idari ve mali denetimi yaptığını kabul etmiyorum. İşte arkadan giden o Sayıştay denetimleri de çoğu zaman hiçbir işe yaramamıştır o da meydanda. Genel olarak da ayrılan başkanların aleyhine olabilecek şekilde spekülasyonlar çıkıyor. Hatırlama olsa belediyesini. Hı hı. Değil mi? Ki gelin buraya hesap verin. Siz de raporlarınızın hesabını verin. Hotri meydan denildi. Ondan sonrası da yok. Öyle bir şey olmamış mıydı? Öyle bir şey olduydu değil mi? Oktay Bey çıktı. Basın toplantısı yaptı. Hı hı. Dedi ki bu böyledir, bu böyledir. Sayıştay ortadan kayboldu sonra. Ya ne yavrusu? Yavrusu yani, bu. Yani arkadan canım, olan bu şeyler yani belediyelere bir de üstelik yerindelik denetimi gerekiyor. Yani idari denetim gerekiyor. Kardeşim sen bu parayı aldın tamam usulüne uygun harcadın ama yerinde harcamadın. Tamam? Yani belediyelerin görev, yetki ve sorumluluklarının da net olarak belli olması lazım. Yani bunun içerisinde eğlenceden tut da çevre temizliğine kadar bir sürü iş var. İstediğini seçip onun içinden yapar. Zaten kaynakları yetersizdir belediyelerin. Dolayısıyla ben bu kaynağı bunu harcamayı tercih ettim. Halk beni seçti. Ben de bunu böyle yaptım deyip örneğin halkını susuz bırakabilirsin. Hı hı. Veya çöp içinde bırakabilirsin ama konser düzenleyebilirsin. Evet. Bunun bir denetimi olabilir mi? Şimdiki sistemde olamaz. İşte böyle de saçmalık olamaz. Ben de tam onu söylüyorum. Geçen hafta söyleyecektim söyleyemedim. Belki şimdi yeridir. Mausa'da ilçe güvenlik kurulu kaymakamın başkanlığında toplandı. Hatırla. Hı. Ve örneğin trafoların etrafındaki otların temizlenmesi, refüjlerin temizlenmesi gibi kararlar aldı. Ya bu adanın her bir noktası belediyelere bağlanmış değil mi? Hı. Yani bir belediyede, diyelim ki Mausa Belediyesi'nde, Sayın Arter trafoların etrafındaki kuru otları temizletmiyor da ilçe güvenlik kurulu toplanıp buna karar mı alır ve bunu yapar? Nasıl? Evet. Anlatabildim mi? Yani buna bile yani herkes her işi işe karışır. Tamam işte benim sorduğum da şu Hasan abi bak. Şimdi belediyeler denetimsiz ve cumhuriyet dedik ya kendi içinde. Değil mi? Denetimsizler. Sen istediğin kadar eleman alacaksın. Sen işte üzerine düşen görevleri... İstedikleri kadar alamazlar. Yasada sınır var. Yasadaki sınırı geçiyor işte. Hiçbir cezası müeydesi yok. Bak, nasıl geçiyorlar? Yok mevsimliktir, yok geçicidir, yok odur, yok budur diyerek alıyorlar. Değil mi partizanca? Tamam canım zaten başka türlü de yapılabilir ya harcama. Bak burada mesela... Yani sen yasadaki sınırlar içerisinde personel alırsın. O sınırlar içerisinde kalırsın. Ama o personeli etkin bir şekilde kullanmazsın. İşleri de diyelim ki taşeron edersin. Yani başka bir temizlik şirketine veya işçi şirketine işte refüjleri temizlettirirsin. Ama sende de diyelim ki yasal ölçüler içerisinde bir sürü personel olur. Yani etkinlik denetimi
başka bir şey. Zaten onu anlatmaya çalışıyorum burada. Biz zaten sadece sayıya bakmak durumunda değiliz ki. Ya kardeşim tamam. Sen bu parayla, bu kaynakla sana verilen görevleri makul ölçülerde, yani üstün bir performans, makul ölçülerde ortalama benim bir şekilde yerine çalıştım. Getirip getirmediğin de önemli. Benim sormaya çalıştım, söylemeye çalıştım, bir türlü bana söyletmiyorsun. Tamam, söyle. Bu usulsüzlükler, bu işte arkadan dolaşmalar, o sınır falan filan. Onu öyle yaparsın, bunu böyle yaparsın. Bak biz bile şu anda bu kadar dar bilgimizle, bu yönetimsel anlamdaki, benim kendi adıma söyleyeyim, dar bilgim var. Yani nedir işte oradan açık nedir, o nedir, bu nedir bilemem. Ama biz bile şu an kendi mantığımız üzerinden bunu böyle yaparsın, öyle yaparsın diyoruz. Senin Sayıştay'ın var. Dedin, az önce dedin, Oktay Kayap'la ilgili o dendi, bu dendi, şu o dendi. Sayıştay raporuna dayanarak. Ondan sonra Oktay Kayap çıktı, dedi hadi Modrum Meydan dedi, çıkın işte bilmem ne. Sayıştay ortadan kayboldu. Ya bu nereye kayboluyor? Bu personel alımı yasa dışılık bile olsa belediyelerde, Hasan abi, yasa dışı bir şekilde belediyeye personel alsa, kim ona ne diyecek? Cumhuriyet'e. Zaten demedi. Diyemiyor. Şimdi biz Lefkoşa Belediyesi'nin durumunu tartışıyoruz. Yani onun üzerinden aslında. Evet, konuşuyoruz. Buraya geldik ama zaten geri Lefkoşa Belediyesi'ne dönersek işte zaten yok. Kimse bir şey demedi. İşte bak. Yani ne şu an itibariyle ne Sayın Bulutoğlu'larına bir şey denildi. Hı-hı. Bu personeli sen aldın, parasını sen ödeyeceksin denmedi. Bu personeli sen aldın, yasanın dışına çıktın, iki ay hapse gideceksin denmedi. Aynen. Bu personeli sen aldın, belediyeyi bu duruma getirdim. Bundan sonra bir kez daha aday olamazsın. Siyasi yasaklısın sen 12 Eylül askeri junta dönemi gibi denmedi. Bilmiyorum, aklıma gelen şeyleri söylüyorum. Şimdi atıyorum yani, tamam. Hiçbir şey denmedi. Evet. Hani Cemal Bey yarın aday olsa ilk seçimde demek istiyorum. Seçilse gene gelip gene aynı şeyi yapmasının önünde hiçbir engel şu an itibariyle yoktur. Evet. Bu personele dönelim. Siz yasa dışı işe alındınız. Çok baskı yaptınız. Belediye başkanını köşeye sıkıştırdınız, parti vasıtalarıyla, şuyla buyla yasa dışı olarak işe girdiniz, hadi eve denmedi vesaire vesaire. Başka formülleri de vardı, hatırlıyorum çünkü, bir dakika bir anekdot ekleyeyim. O şeyden sonraki seçim, bir yıllık seçim vardı ya, ara seçim gibi bir şeydi Cemal Bey'den sonra. Hani Kadri Bey'in döneminde. Kadri Bey'in dönemi öncesinde orada biz kampanya yapıyorduk Hasan abi. Bizim kampanya yaparken kitapçığa koyduğumuz formüllerden bir tanesi şuydu. Şunu yaz dedik, yani yeniden bir sınav, bir şey yapılacak bu personelle ilgili ve fazla personelle ilgili. Bizim ne kadar var? 1000. Bizim ihtiyacımız 500. Bu sayı 500'e düşecek. Personelle bu tebliğ tamam edecek. Ama daha önce yasal yollarla işe girenleri tekrar sınava sokaman ya. Yasal ya. Yollarla işe girenlerle işte onun, yasa dışı yollarla işe girenleri hukuki, aynı kefeye koyamazsın. İşte tamam ama sonuçta o hukuki bilmem nesi her şeyi bir şekilde ayarlanmıştı. Şimdi tam hatırlamıyorum ama söylemeye çalıştım. O büyük ihtimalle o nedenle belki de şey olmadı. Yani o da bir şekilde. Seçim vaadiydi nihayet. Başka bir şey yazıldı belki. Ama şunu net bir şekilde söyleyeyim. Yani bunun bir yolu, çözümü olmadı. Az önce şey dedim. Sayıştay raporu bilmem nesi şusu busu dedim. Oradan devam edeyim istersen. Ondan sonra olmayınca devlete gidiliyor. Bunları denetlemeyen devlet mekanizması. Bunu denetlemeyen hükümet mekanizması, artık o devleti yöneten. Onlara sorarsan da yetkimiz yok zaten. Zaten. Zaten bu yetki kimde biz de bilmiyoruz. Bu ülkeyi yöneten herkes bu yetki bende yok diyor. İşine gelmedi mi? Bu yetki bende yok diyor. Sonra gidiyorlar, diyorlar ki bak battık. Hadi bize para ver. Bak battık, şunu yap. Battık bunu yap. Yahu senin bunu baştan uyarman lazım. Az önce işte o yüzden dedim. Buradan söylemek lazım. Ne dedim? Dedim ki su ile ilgili yarın öbür gün belediyeler çıkacak. Belki de diyecek ki, belki değil dedin sen. Söyleyecekler. Battık diyecekler. Bunları dememesi için şimdiden önlem almak lazım. Şimdiden bir şey yapmak lazım. Şimdi belediyelerin, neyse yani konudan uzaklaşmak istemem. Çünkü Lefkoşa Türk Belediyesi'nin, yani Sayın Harmancı'nın bugün Kıbrıs Gazetesi'nde verdiği mesaj bence çok ciddidir. Özellikle suyla ilgili yükümlülükleri de ortaya çıkınca belediyelerin, bu şekilde artık su fiyatından ödenecek. Çünkü şimdi unutma, 25 kuruştan tonu alınıyor suyun. Doğru eğri
personel fazladır, eksiktir, kayıplar fazladır, eksik yani değildir. 2 liradan, 3 liradan, 5 liradan neyse satılıyorsa aradaki fark korkunçtur. Yani 2,5 liradan satsanız 25 kuruşa aldığınız suyu 10 misline satıyorsunuz demektir. Yani böyle bir kar marjı hiçbir alışverişte yoktur. Dolayısıyla böyle bir kar marjıyla bir işlemi yapıyorsanız bir şekilde dengelerinizi ona göre kurdunuz demektir. Ve buna rağmen batmışsanız şimdi 2.30'dan aldığınızda çok basitçe akıl yürütmeyle hiç içine girmeden hesabın siz hayda hayda batacaksınız demektir. 2 liraya 3 liraya sattığınız suyun tahsilatını yapamıyorsanız yani 10 ton suyunun bedeli 20 TL iken bunun tahsilatını yapamıyorsanız yani ki işte 2-3 dönem fatura biriktiğinde 50-60 lira getirip yurttaş size ödemiyorsa 2-3 dönem biriktiğinde 300-400 lira olacak olan bir faturanın bedelini nasıl tahsil edeceksiniz? Bak ben şimdi önümüzde bizi bekleyen tehlikelerden söz ediyorum. Tamam? Dolayısıyla böyle bir döneme giriyoruz. Buna dikkat çekmek istiyorum ben yani bütün belediyeler bakımından. Ama özellikle mali dengeleri bozuk olan ve büyük olan Lefkoşa Türk Belediyesi açısından çok ciddi bir döneme giriyoruz. Sayın Armancı'nın uyarısı da budur. Kendi belediye başkanıdır. Kimi uyarıyor diye sormak hakkımız var ama aslında bir yerde paylaşmış oluyor bunu. Belki kendinin düşündüğü bazı hareketler vardır. Bunlara zemin hazırlamaya çalışıyordur. Belki merkezi otoriteyi uyarıyordur. Belki çalışanları, sendikayı uyarıyordur. Bir şekilde Sayın Armancı'nın bu uyarısı hem yerindedir hem de etkin olarak üzerinde durulmayı hak ediyor. Önemli üzerinde durulmayı hak ediyor. Diğer bilgilerimize bakarak dolayısıyla belediyeler tartışmasını böyle genişleterek bugün bu uyarının etkisini azaltmak istemem. Ama son bir cümle şunu söylemek isterim. Yani belediyeler zaten öngörülüyor uzunca bir dönemdir. Hükümetlerimiz yani Özkan Bey'in başkanlığında kurulan hükümet, Ömer Bey'in başkanlığında kurulan hükümet, Hüseyin Özgürgün Bey'in başkanlığında kurulan hükümetlerin programında vardır belediyeler reformu. Türkiye ile imzalanan yapısal dönüşüm programında vardır belediyeler reformu. Bunu gerçekçi, düzgün bir şekilde ve erken zamanda yapmak gerekiyor. İkincisi su meselesini de erken zamanda çözüme kavuşturmak gerekiyor bütünlüklü olarak. Evet. Yoksa bu geçiş döneminde su evlerimize geldi nasıl olmasa diye İsmet Üstüner beyefendinin dün paylaşımı vardı. İsmet Bey daha önce bu programda da konu ettik bir iki defa. Çok teknik bir abimizdir. Elektrik elektronik mühendisidir. Kendi işlerini kendi yapar. Suyunu da kendi ölçer. Tuzluluk oranını ölçmüş. 300 falan çıkmış galiba. Şimdi aklım kesseydi Facebook'tan bulurdum paylaşımını. Bulmadan çiçeklerin bayram edecek dedi Facebook'ta. Şimdi çiçekleri bayram edecek İsmet Bey'in Mausa'da ama bir süre sonra hep beraber ağlıyor duruma gelebilirler. Yani Lefkoşa'dan Mausa'ya geçtim gibi algılanmasın. Belediyeler bu işleri nasıl yapacaklarını, mali dengelerini, ileriye dönük hesaplarını tam yapmaları gerekiyor. Ve bence suyun bir an önce kalıcı bir sisteme kavuşması gerekiyor. Bunun için hükümete de çok büyük görevler düşüyor. Bu şartname erken zamanda hazırlanmalı. Yatırım ihtiyaçları belki var. Açıklanmadı kamuoyuna. Net belli olmalı. Ve bu ihale yapılıp bu yeni sermaye girişiyle altyapı tamamlanmalı, kayıp kaçak oranı kabul edilebilir sınırlara %10-15 aralarına gelmeli vesaire vesaire ve bu sistem bir an önce yerine oturmalı. Öyle bir durumda umarım ki bütün adada 4-5 lira seviyesinde bir fiyatla temiz kaliteli su alacağız. Aileler de kendi ekonomilerini ona göre düzenlemiş olacaklar. Şimdi ara verelim de bu Arbede olayına girelim yoksa şimdi konuşalım.
Bir nefes alalım istersen. Ara verelim sonra. Tamam, sen bilirsin. Şeyde arbede eylem 8 tutuklu diye verdi. Yeni Düzen gazetesi Bangalov arbedesi dedi halkın sesi. Bu haberi birazdan konuşacağız. Bu arada Havadis turistler dışarı kapıya mühür manşeti attı. Başlığı attı bu habere. Birazdan bunu konuşacağız. Yani şimdi bu insanlar bu şekilde mahkeme kararı yerine gelmiş oldu. İşte az önce konuştuğumuz var ya, cezalandırılmadı belediye başkanı olsu busu bilmem nesi, bu konularda yasa dışı hareket eden hiçbir şey olmuyor. İşte hukuk, adalet bu şekilde sorgulanıyor bu ülkede. Böyle oldu mu sorgulanıyor Hasan abi? Tamam, şimdi sen konuyu açtın, ben fikrimi söylemeye kalkarsam aran güme gidecek. Onun için ben fikrimi kısa aradan sonra söyleyeyim sevgili. Ben de özellikle belki sordum. Olmuş oldu yani, özellikle olmuş oldu ki merak eden izleyici bunu birazdan, sizin yorumunuzu merak eden birazdan dinlemiş olacak. Kısa bir ara, sonrasında buradayız yeniden. Ermataş Limited ve Kanal Şirketler Grubu'nun sunduğu Bakış Açısı devam edecek.